Merhaba, bu video Turna Proje Yönetim Sistemi'ne yeni giriş yöntemi ile alakalı bilgiler ve aynı zamanda sıkça sorulan sorulara yönelik çözümler içermektedir. Turna Proje Yönetim Sistemi'ne yeni giriş e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu sayede giriş işlemine güvenilirlik, şeffaflık ve aynı zamanda kolaylık sağlanmıştır. Projelerinize yetkisiz erişim önlenmiş olur. Turna sisteminde kimin ne işlem yaptığı daha belirgin olacaktır. Ve aynı kullanıcı adı ve şifreyi paylaşmamak suretiyle sizlere kolaylık sağlanmıştır. Turna sistemine giriş adımları şu şekildedir. turna.ua.gov.tr adresine gittikten sonra yeni hesap oluştur butonu tıklanır. E-Devlet sistemine yönlendirilirsiniz ve açılan yeni sayfada yeni hesap oluşturacağım sekmesini seçmeniz gerekmektedir. Başvuru tipi olarak bireysel hesap başvurusunu seçtikten sonra devam et butonu gerekli bilgiler doldurulduktan sonra tıklanır ve Turna sisteminde yeni bir bireysel hesabınız oluşturulmuş olacaktır. Hesap oluşturma adımlarını tek tek göstermeye çalışalım. turna.ua.gov.tr adresine gittikten sonra yeni hesap oluştur butonu tıklanır. Yönlendirilen e-devlet sayfasında gerekli bilgileri girdikten sonra yeni hesap oluşturacağım ve bireysel hesap başvurusu seçilir ve devam edilir. Açılan sayfada gerekli bilgiler doldurulduktan sonra başvur butonu tıklanır. Turna sisteminde yeni bir bireysel hesap oluşturulduktan sonra karşılaşılabilecek muhtemel sorunları ele almaya çalışalım. Eğer önceki sistemde olduğu gibi vergi kimlik numarası ile Turna sistemine giriş yapmaya çalışırsanız hata almanız doğaldır. Çünkü artık Turna sistemine girişler oluşturduğumuz bireysel hesaplar üzerinden E-Devlet aracılığıyla olmaktadır. Sorulabilecek bir diğer soru, yetkili olarak birden fazla kişi bir proje için eklenebilir mi? Cevabımız evet. Turna sisteminde bireysel hesabınızın olması ve kurum yetkilisi olmanız şartıyla istediğiniz başka kişileri de yetkili olarak atayabilmektesiniz. Eğer projenizde artık aktif olmayan kişiler varsa, onları da yine bireysel bir hesabınızın olması ve kurum yetkilisi olmanız şartıyla silebilirsiniz. Kurum yetkilinizi bilmiyorsanız, ancak proje işleştirme için gerekli bilgilere sahipseniz, kurum yetkilisine ihtiyacınız olmadan da projenizi bireysel turna hesabınıza giriş yaptıktan sonra başvuru işlemleri sekmesinden eşleştirebilmektesiniz. Projelerinizin görünmeme durumlarına değinelim. Bireysel olarak giriş yaptınız ancak önceden gördüğünüz projeleri göremiyorsanız, bu durumda başvuru işlemlerinde proje başvuru eşleştirme sekmesi sayfasından gerekli alanlar doldurulduktan sonra projelerinize erişebilirsiniz. Gerekli alanlar gönderim numarası, yetkili kişiye ait e-posta ve projeye ait kurumun vergi kimlik numarasıdır. Burada submission ID yani gönderim numarası ile alakalı problem yaşanabilmektedir. Bu sebeple bu hataya değinelim. Submission ID gönderim hatası. Belirtildiği gibi projenizi eşleştirdiniz ancak hala hesabınızda görünmüyorsa muhtemelen Submission ID veya vergi kimlik numaranız hatalı girilmiştir. Daha yaygın olan Submission ID'nin hatalı girilmesi durumuna bakalım. Bunun için ECAS sistemi üzerinden Submission ID'nizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Belirtilen adrese gidelim. Açılan sayfada hesabınıza giriş yapmanız gerekmekte. Ve ardından My Applications kısmından yaptığınız başvuruya ait Submission ID'nizin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Submission ID'nizi Application Details Content Menu altında Submission History sekmesinde görebilirsiniz. Burada önemli olan bu geçmişte en son versiyona sahip Submission ID'yi kullanmanız gerektiğidir. Diğer versiyonlardaki Submission ID'ler geçersiz olduğu için bunlar kullanılarak yapılan eşleştirmeler geçersiz olacaktır. Diğer bir sorun başvuru eşleştirme sorunu. Kurumsal hesabınızda başvurunuzu eşleştirememektesiniz. Sebebi başvuru projelerin bireysel hesabınızdan eşleştirilmesi gerektiğidir. Birden fazla projede görev alma durumunuz
Örneğin yani birden fazla VKN için kurum yetkilisi olabilme durumunuz mümkündür. Bu konuda herhangi bir sınırlamamız bulunmamaktadır. Kurum vergi kimlik numaranız değiştiyse eski projelerinizi görememeniz normaldir. Bu durumda eski projelerinizden kabul edilen bir projenizi bireysel hesabınızla eşleştirmeniz tüm projelerinizi yeni hesabınızda görebilmenize olanak sağlar. 2020 öncesine ait reddedilen projelerinizi bireysel hesabınıza eşleştirmeye çalışıyorsanız hata almanız da muhtemel. Çünkü son 2 yıl için tüm projelerinizi eşleştirmeniz mümkündür. Yani kabul edilen projeler için eşleştirme kısıtımız bulunmamaktadır. Ancak 2 yıl öncesine ait reddedilen projeler için eşleştirme bireysel hesaplarla yapılamamaktadır. Kurumsal hesabınızda yanlış bir TC kimlik numarası görünüyorsa ya da turna sisteminde projeniz için herhangi bir kurum yetkilisi bulunmuyorsa bizlere durumunuzu dilekçe yazarak iletebilirsiniz. Bahsedilen işlemlerden bazılarını test ortamında deneyelim. Turna sistemine giriş yaptıktan sonra birden fazla hesap ile karşılaşmanız doğaldır. Herhangi birini seçerek işlemlere devam edelim. Kurumsal bir hesapla proje veya başvuru eşleştirme yapılamamaktadır. Bunu denediğinizde turna sistemi sizi yeniden bireysel hesabınıza yönlendirecektir. Bireysel bir hesapla proje veya başvuru eşleştirme işlemi gerekli alanlar doldurulduktan sonra tamam tıklanarak sona erdirilir. Projeye ait kurum vergi kimlik numarası artık burada görünür hale gelecektir. Biz burada gerçekte var olmayan bir vergi kimlik numarası kullandık. Kurumsal hesabımızda kurum yetkililerini görebilmekteyiz. Eğer bireysel hesabınız varsa ve aynı zamanda kurum yetkilisiyseniz, diğer kişileri yetkili olarak atayabilmekte veya silebilmektesiniz. İşlemlerinizi kalıcı hale getirmek için kaydet butonuna basıp turnadan çıkış yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.